Türkiye'nin dördüncü bölümünden tekrar merhaba. Türkiye'yi tartışıyoruz, doğruları konuşuyoruz ve gerçekler var burada. Birazdan konuşacağımız bir konu daha var. Bakın, salgını konuştuk. Aşılar doğru dağıtılmıyor. İnsanlara aşı yapılmıyor. 65 yaş üzeri bir türlü kendisine aşı yapılacak yere ulaşma şansı yok. 182 alasağlık hattı sürekli kapalı. İnsanların problemleri var. Ekonomik problemler var. Ve Türkiye'nin 157 milyar lirası 25 yılda ödenecek bu katkı ve hazine garantisi tam 157 milyar dolar. 157 milyar doları 5 firmaya peşkeş çekilmiş. Böyle sorunlar, böyle problemler varken iktidarın çözüm şeyi yeni anayasa oldu. Herkes sorduğu şu, nereden çıktı yeni anayasa? Niye yeni anayasa? Yani şimdiki anayasanın elbet tadile ihtiyacı olabilir ama ne istiyorsunuz? 1921 Anayasası dediler. Anayasanın ilk dört maddesi dediler. En son Ayasofya'nın baş imamı yeni anayasayla ilgili beklentiyi ortaya çıkardı. Yeni anayasada laiklik olmasın. Ve ilk dört maddesinin değişip değişmeyeceği tartışılıyor. Anlaşılan şu, ekonomik sorunlar dahil ülkenin mevcut sorunlarını çözemeyen iktidar, anayasayı değiştirip daha otokratik bir rejime kayıp sorunların konuşulmayacağı bir ortam yaratmaya çalışıyor. Zaten yandaş kanalları görüyorsunuz. Şimdi gene izleyin. Muharrem İnce ne yaptı? Öbürü şunu mu yaptı? Öbürü bunu mu yaptı? Yani ülkenin gerçek sorunlarıyla hiçbir ilgisi olmayan şeyleri konuşmaya devam edecekler. Ama önümüzde bizim şöyle bir tablo var. Ya ülke bu ekonomik sorunları ve insanların yaşamsal problemlerini çözüp aydınlık bir ülke olarak Cumhuriyet'in değerleriyle yoluna devam edecek ya da karanlık bir istibdat dönemine yeni anayasa adı altındaki MHP'nin katkısı çok büyük buna. Eski Abdülhamit döneminde olduğu gibi karanlık bir döneme girip oradan sürüklenip devam edecek. İki seçenek var Türkiye'nin. Üçüncü bir yol yok. İkincisini zorlayan, Türkiye'de yaşanan bütün sıkıntılara rağmen bir iktidar var ve aydınlık bir Türkiye isteyen bir muhalefet grubu var. Onların çabaları da şu an çok yeterli görünmüyor. Bunlar var, bunları konuşacağız. Bu dönemde bir de bu bölümde bir de konuğumuz var. Gazeteci yazar Sayın Fikret Bile. Sayın Bile, iyi akşamlar. İyi akşamlar Fatih, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Senin deyimiyle siyaset meydanı tadında bir program gidiyor yine. Evet. Doğruları konuşmaya çalışıyoruz. Yani elimizdeki bütün bilgi belgeleri, gerekirse geçmişe dönüyoruz. O gün ne söylediklerini, bugün nasıl bir Türkiye bize vaat ettiklerini, nasıl bir Türkiye yarattıklarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Tabii sorunun bir yeri de bundan sonra ne olacak sorusuna aranan yanıt. Yani ekonomik sorunların çözümü konusunda insanlar umutsuz. Demokrasi konusunda umutsuz. Hukuk konusunda çok çok umutsuz. Ve yaşanmak istenmeyen bir ülke haline geldi Türkiye ki gençlerin %70'i bu ülkede kalmak istemiyor. Gençlerimizi de kaybetmek üzereyiz. Ama mevcut yöneten, Türkiye'yi yöneten siyasi egemenler, siyasi iktidar önerdiği çözümü yeni anayasa. Yani gibi bir tartışmanın ortasına çekti Türkiye'yi. Öncelikle Sayın Bila, sevgili Fikret abimiz, ne yapılmak isteniyor, neden bir yeni anayasa? Evet sevgili Fatih, öncelikle Sayın Şener'e ve Sayın Özdağ'a selamlarımı iletiyorum. Sayın Selçuk Özdağ'a tekrar büyük geçmiş olsun diyorum. Büyük bir badire atlattı. Cesareti sayesinde belki hayatta kaldı. Bu tür olayların tekrar yaşanmamasını diliyorum diyeyim ve öyle sorunu yanıtlamaya başlayayım. Şimdi anayasanın konusu iktidar tarafından gündeme getirildi. Aslında böyle bir konu gündeminde yoktu diye ben düşünüyorum. Ama Millet İttifakı'nın parlamenter sisteme geçmek üzere muhalefet partileri arasında bir anayasa değişikliği çalışması başlatması ve bu başlatmayı da hızlandırması sonucunda sanıyorum iktidarın birinci amacı bu inisiyatifi muhalefetten alıp kendi kontrol altına almak oldu. Anayasa yapılacaksa biz yaparız, en iyisini de biz yaparız gibi iddiayla gündeme getirdi. Birinci yönü bu. İkinci yönü, çok ağır sorunlardan geçiyoruz. Program boyunca gayet güzel işlediniz siz de. Türkiye'nin ekonomik, sosyal, sağlık sorunlarının üzerine bir şal gibi anayasayı örtmüş oldu. Bu sorunların gündemin arka planında kalmasını sağlayan,
yeni bir umut, yeni bir başlangıç adıyla, yeni anayasa tartışmasıyla bir şal örttü gündemdeki konulara. Üçüncü boyutta eğer imkan olursa anayasayı değiştirebilirlerse Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini daha da güçlendirip başından beri muhalif oldukları anayasada belirlenen bazı nitelikleri belki ortadan kaldırmak veya değiştirmek yoluna gitmenin ortamını oluşturuyor olabilirler. Üçüncü olarak anayasada işte Cumhurbaşkanı ikiden fazla seçilemez hükmüyle meclisin feshetmesi halinde ikinci dönemini bitirmeden meclisin karar alması halinde bir kez daha aday olabilir gibi biraz tartışmalı bir konu var. Belki bunu açıklığa kavuşturmak isteyebilirler eğer seçim öncesinde bunu başarabilirlerse. Üçüncüsü, anayasadaki bazı anayasal kurumlardan memnun değil iktidar. Örneğin Anayasa Mahkemesi'nden memnun değil. Anayasa Mahkemesi'ne ağır eleştiriler yönelttiler. Belki bu vesileyle yüksek mahkemeleri, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere, işlevlerini değiştirmek isteyebilirler. Böyle üçlü bir amacı olan bir yaklaşım diye düşünüyorum. 1921 Anayasası'na da atıf yaptılar. Onun ruhuyla bir yeni anayasa yazacağız dediler. Önce şu soruyu sormak lazım. AK Parti 18-19 yıldır iktidarda. Anayasa değişiklikleri yapmış bir parti. Örneğin 12 Eylül 2010'da anayasa değişikliği, ki kapsamlı bir değişimdir, yaparken niye yeni bir anayasa yazmayı düşünmediler? O ihtiyacı niye hissetmediler? 2017'de Türkiye'deki sistemi değiştirip Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiler. Onun için anayasayı değiştirdiler. O sırada niye yeni sıfırdan bir anayasa yapmayı düşünmediler de şimdi buna ihtiyaç duyuyorlar? Bence bu ihtiyaç demin sıraladığım 3 amaçtan kaynaklanıyor. Ve yine bir yeni bir siyaset kurma, yeni bir politika kurma hedefine yönelik gibi gözüküyor. 21 Anayasası'na atfı da değerlendirmek gerekirse, tabii 21 Anayasası Cumhuriyet'in ilanından önce savaş devam ederken, Ulusal Kurtuluş Savaşı devam ederken, savaş ortasında bile demokrasiyi yerleştirmeye çalışan bir geçiş anayasasıdır. Ulusun her kesiminden destek almayı hedeflemiş, Atatürk'ün yönetiminde bütün kesimleri meclise temsil etmeye çalışan bir geçiş anayasasıdır. Şimdi bu yönüyle baktığınız zaman en önemli işlevi egemenliği saltanattan alıp halka vermesidir. Bu yönüyle devrimci bir anayasadır. Devrimlerin ilkini böylece gerçekleştirmiştir. Hilafeti kaldırıp laik bir devlet kurmuştur, böylece gerçekleştirmiştir. Bu yönleri itibariyle işte Atatürkçü kesim, solcu kesim, ulusal değerlere bağlı kesim bu anayasayı bu anlamıyla çok destekler ve oraya atıf yapılmasını iyi karşılayabilir. 21 Anayasası kuvvetler birliğine dayanır. Şu anda da fiilen Türkiye Kuvvetler Birliği ile yönetiliyor. Yani demokrasinin esası olan kuvvetler ayrılığı fiilen ortadan kalkmış durumda. Belki bu fiili durumu anayasal duruma dönüştürmek isteyebilirler ve kuvvetler ayrımını anayasaya, birliğini anayasaya koymak isteyebilirler. O dönemde meclisin çatısı altında olan erkler bu kez yürütmenin çatısı altında toplanabilir ve bütün yetki Cumhurbaşkanı'na verilebilir ki yürütmenin aslında bütün yetki şu anda kendisinde olduğu gibi yasama ve yargıyı da etkileyen bir konumda olduğunu biliyoruz. Fiilen kuvvetler ayrımının uygulanmadığını biliyoruz. Peki bir şey soracağım Fikret abi. İzninle bir şey soracağım. Bir cumhurbaşkanı ülkenin tapusunu bile kendisine emanet edildiği bir dönemde niye yeni bir anayasada daha çok güçlü yetkilerin kendisine devrilse, zaten parlamento askıda. Zaten bugün hemen hemen diyelim ki bir köy hizmetlerine müdür atanmasından yurt dışına büyükelçi atanmasına, hatta yani korucu atanmasına kadar her şeye Cumhurbaşkanı kararnamesiyle buna yön verebiliyor. Daha fazla ne ister Sayın Erdoğan? Ne bekliyor? Bence tabii öncelikle seçimi yeniden kazanmayı hedefliyor. Bu yaklaşımı şöyle açabilirim. Şu anda bu iktidarın seçime giderken halka anlatacağı bir başarı öyküsü yok. Ekonomide başarılı değil. Ekonomi çok ağır bir krizde. İşsizlik az önce konuştunuz. 10 milyonu aşmış durumda. Enflasyon mutfakta %35-36.
Dış borç 431 milyar dolara varmış. Sadece bu yıl dış borcun faizi olarak 179 milyon doları ödemek için bütçeye ödenek koymak zorunda kalmış. Herhangi bir alanda halkın önüne çıkıp da esnafın önüne çıkıp da bir başarı öyküsü anlatacak hali yok, bir umut verecek hali yok. Onun için yeni bir umut yaratmak için hepsinin üzerinde kendisine bir maliyeti olmayan ama konumunu güçlendirebilecek, belki seçimi kazandırmayı ya katkı verebilecek bir anayasa tartışması ortaya attı. Arkasından seçim kanunu ve siyasi partiler kanunuyla seçim sonuçlarını kendi lehine sonuçlanabilecek şekilde kanun değişikliği planlanıyor. Böylece iktidarı sürdürmenin yollarını arıyor AK Parti diye düşünüyorum. Bu nedenle de böyle bir gündeme getirdi. Yine 21 Anayasası'na dönecek olursak o anayasada devletin dini İslam'dır diye yazar. Oraya atıf belki İslamcı siyasete önem veren bir kesimi de heyecanlandırabilir. Ki AK Parti tabanı buna yakın bir tabandır. Orada yine o 21 Anayasası'nda devletin resmi dili Türkçedir der. Devletin dili Türkçedir demez. Bu yönde HDP'nin talepleri var. Resmi dil Türkçe olsun ama diğer dillere de alan açılsın, eğitim verilebilsin gibi. Belki o kesime dönük bir mesaj olabilir. Keza yine 21 Anayasası'nın temel niteliklerinden biri Adem'i merkeziyetçi bir anayasa olmasıdır. Yerel yönetimleri öne çıkaran bir anayasadır. Bu yine demin ifade ettiğim gibi HDP çevrelerinde bir heyecan yaratabilir. Çünkü onların siyasi talepleri arasında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, özellik verilmesi çabası var. Daha önce bazı kentlerde özellik ilan etme girişimlerini de biliyoruz. Yani birçok yön itibariyle hesaplanmış, planlanmış 21 Anayasası üzerinden Türkiye'de bir tartışma yaratmaya ve diğer gündemi de arka plana atmaya dönük bir hem taktik hem stratejik bir adım olarak değerlendirebiliriz Fatih. HDP eş başkanı Mithat Sancar, AKP'nin 1921 Anayasası'na dönüş planlarına destek verdi. Her konuda AKP ile önemli ölçüde arasında mesafe bırakan HDP, söz konusu olan devletin dili ve yerel yönetimlerin farklılaşması konusunu duyduğu zaman bütün muhalefet çekincelerini kaldırıp AKP ile 1921 Anayasası konusunda aynı noktaya gelebileceğini belirtti. Ya kimse yanlış anlamasın da hani bir zamanlar Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı bir nolu karar hatırlar mısın Fikret abi? Türkiye'de bölücülük ve gericilik iki büyük tehlike diye söylerdi. Şimdi çok enteresan bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani AKP ile hiçbir konuda uzlaşmayan bir yapı söz konusu olan anayasada resmi dilin yani devletin dilinin Türkçe olmasından vazgeçtiğin zaman bir anda AKP ile aynı noktaya gelme cesaretini gösterebiliyor. Bu aslında yani HDP'nin özünde olan bir şey değil. Niye HDP 1921 Anayasası konusuna birdenbire bu kadar hevesli oldu? Yani HDP legal, parlamentoda yer alan, grup başkan vekilleri olan, meclis başkan vekili olan ve 6 milyona yakın oy almış bir kitle partisi olarak kabul ediyorum. Ama neden AKP ile aynı noktaya gelme konusunda bir endişe göstermiyor? Evet Fatih, demin de dikkat çektim ben. İşte bu iki yönü HDP'yi heyecanlandırabilir dedim. Onun için HDP'den gelen tepkiyi olağan karşılıyorum. Çünkü onlar da hem yerel yönetimlerin özellik kazanmasını savunuyorlar. Hatta demin de ifade ettim, bazı girişimleri de oldu yasalara ve anayasalara aykırı olarak. Hem de resmi dil tanımlamasını tercih ediyorlar ki işte başta Kürtçe olmak üzere diğer dillere de yaygın eğitimde yer alışılabilsin. Böyle bir uygulamaya geçilebilsin. Bu HDP'nin yaslandığı ideolojiye uygun bir tepkidir. Şimdi bugüne kadar AK Parti'ye hep karşı çıktığı tespitin var senin. Bu son dönem için doğru bir tespit. Ama açılım sürecini hatırlayacak olursan HDP AK Parti'nin en yakınında işbirliği yaptığı partiydi. Beraber bir süreç yönettiler. Bu sürece karşı çıkanlara, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne ağır eleştiriler yönlendirdiler. Bu sorunun çözüleceğini iddia ederek akil insanlar tespit ettiler.
Anadolu'ya bu akil insanlar gruplarını gönderdiler ve açılım sürecinde birlikte hareket ettiler. Ne zamana kadar? 7 Haziran 2015 seçimlerine kadar. Nasıl ki bu seçimlerde bu politikanın AK Parti'ye büyük ölçüde oy kaybettirdiği ortaya çıktı. Ve bu süreçte de PKK kendini silahlı güç kullanarak Güneydoğu'da egemen olabileceği sanısına kaptırdı. Kobani'den esinlenerek. Orada hendekler kazdı, savunma hatları kurdu, işte özellik ilan etmeye yeltendi. İki taraf bakımından da bu süreç bitti. Ve AKP 180 derece politika değiştirerek, MHP'nin bu konudaki politikalarını benimseyip uygulamaya koyarak yine bir politikaya girdi ve süreci böylece bitirdi. Şimdi bu süreç zaman zaman hatırlanması gereken bir süreç. Şimdi HDP ondan sonra AK Parti'nin hedefinde bir parti haline geldi. Seçilmiş bütün belediye başkanları neredeyse görevden alındı, yerlerine kayyım atandı. AKP ile HDP'nin bir yere varamayacağı ortaya çıktı. Şimdi 21 Anayasası'na atıfla yeni bir zemin oluşabilir mi iki parti arasında? İki parti arasında bir kapı açılabilir mi? Düşünceleri dinlendirildiği için sanıyorum HDP eş başkanı Mithat Sancar Hoca olumlu bir tepki verdi. Bir olumlu tepki nereden geldi? Ayasofya'nın baş imamından geldi. Ne diyor baş imam? Türk 21 Anayasası'nda ve 24 Anayasası'nda devletin dili İslam'dır diye yazar. Orada laiklik yoktur, oraya dönülsün diyor. Buradan da bir ses geldi. Acaba Sayın Baş İmam bunu kişisel görüş olarak mı açıklıyor? Yoksa AKP projesinin bir yönünü daha mı kamuoyuna duyuruyor? Bir diğer tedbirli, temkinli, olumlu görüş de Sayın Ali Babacan'dan geldi. Sayın Ali Babacan'a televizyonda sordular. Dediler ki ilk 4 maddenin tartışılması konusunda ne diyorsunuz? Sayın Babacan buna karşı çıkmadı. Tartışılamaz demedi. Koşullar, ortam uygun olduğunda tabii tartışılabilir diye düşünüyorum diye temkinli bir cevap verdi. Görüldüğü gibi 21 Anayasası'nı gündeme getirerek aslında iktidar demin ifade ettiğim amaçlarına uygun bir tartışma ortamı, uygun bir gündem yaratmış durumda. Şu anda çıkıp iktidardan bu tartışmalar içerisinde işte biz laikliğe bağlıyız, anayasada olması gerekir, devletin dini olmaz, devletin dini anayasaya yazılmaz gibi bir tepki görmedik. Bunları ben tartıştıracağını ve kamuoyundan gelecek tepkiye ve o tepkinin ağırlığına göre bir yol çizeceği kanaatindeyim. Peki. Hemen hocama döneceğim. Selçuk hocama da en az bir şey söyledi Fikret Bila. Ali Babacan'ın gerçekten çok önemli bir konuşması var. Yani anayasayla ilgili. İlk 4 maddeyi biliyorsunuz. Yani resmi başkent Ankara. Evet. Burada maddeleri var. Tek tek sayarım. Evet. Ama o ilk 4 maddeyle ilgili Sayın Ali Babacan çok farklı bir üslup kullandı. Arkadaşlar önce 4 maddeyi bir söyleyelim. Sonra en azından. Neyse önce Ali Babacan'ı bir izleyelim bakalım. 4 madde için ne söylemiş? Sonra o 4 maddeyi hatırlatalım da Sayın Babacan acaba Deva Partisi Genel Başkanı neyi bize anlatmak istiyor? Getirin arkadaşlar. İlk 4 madde ile ilgili spekülasyon şu aşamada çok. Bizim gündemimizde o yok. İlk 4 maddeyi de için. Mesela HDP'den böyle bir talep gelse. Ya işte mesela hani bu. Ya şu anda bunları tartışmak için uygun iklim yok ülkede. Yani onun için hiç kimseyle konuşmuyoruz bu konuda. Uygun iklim olsa tartışır mısınız? Yani günün birinde ülkenin siyasi zemini, toplumsal zemini daha güçlü bir hale gelir. Şu anda ciddi çatlaklar oluşmuş durumda. Hı. Bu yıllardır uygulanan kutuplaştırma siyaseti, germe siyaseti, toplumumuzun bazı kesimlerini ötekileştirme siyaseti maalesef ülkemizde yaralar açmış durumda. Öncelikle bu yaraların iyileşmesi gerekiyor. Yani, bu çatlakların kapanması gerekiyor. Daha iyi anlamak için ancak, zemin değilse ilk 4 maddeyi de tartışırız mı demek istiyorsunuz? Yani o gün şartlarda tartışması gerekirse belki tartışılır ama bugün konuşulacak bir zemin yok bunun. Neresini nasıl konuşacaksınız yani? Günü geldiğinde de rahat bir tartışma ortamında eğer toplumsal mutabakat, siyasi mutabakat bu 4 maddeyi koruma olarak da şekillenebilir bilemiyorum. Farklı şekilde de şekillenebilir ama yani bugünden çok ileriye doğru tahminler yapmak doğru değil. Dolayısıyla o konular bugün için bizim gündemimizde yok. Yani bugün için gündemimizde yok ne demek? O maddeleri değiştirmek gündemimizde yok. Biz sadece sistem değişikliğiyle şu anda meşgulüz.
Şimdi dört maddeyi okuyayım Sayın Selçuk Özdağ. Siz aynı zamanda bir hocasınız. Ben sizin bilmediğinizi varsaymıyorum. İzleyicilerimiz belki bunu... Bir, Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. İki, Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Üç, Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir, bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır, milli marşı istiklal marşıdır. Dört, Anayasanın birinci maddesindeki devlet şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Şimdi Sayın Babacan bunlardan hangisinin değiştirilmesini istiyor? Şimdi değiştirmesi istemiyor. Yani şimdi Sayın Babacan'a da haksızlık yapmayalım. Birincisi diyor ki bizim gündemimizde böyle bir mesele yok. Bizim gündemimizde sistem meselesi var diyor. Çok da doğru söylüyor, sistem meselesi var diyor. Bakın burada bir oyuna gelmemek lazım. Burada bu anayasa değişikliği meselesini iki boyutlu ele almamız gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı, koalisyon hükümeti birinci boyutuyla gündemi değiştirmek istiyor. Yani biraz önce Sayın Bilan'ın da söylemiş olduğu gibi Türkiye'nin gerçek problemlerin üzerine bir şal gibi örtmek istedi. Önce neyle yapmak istedi? Ayasofya'nın açılışıyla yapmak istedi. Hepimiz istedik Ayasofya'nın açılışını. O orada Ayasofya'nın açılışı bunlara büyük bir artı getirmedi. Türkiye'de büyük bir heyecan uyandırmadı. Normal zaten açıktı. Kısmıyla açıktı. Ezan okunuyordu 5 vakit. Önceleri 2 vakit ezan okunuyordu. Sonraları 3 vakite çıktı. Daha sonra 5 vakite getirildiler. Ardından da zaten bir kısmında ibadet yapılıyordu. Şimdi tamamında ibadet yapılıyor. Bu heyecan uyandırmayınca başka bir şey yapalım dediler. Nedir? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın bütün meselesi iktidarda kalmaktır. Bir parti devleti inşa etmektir, bir kişi devleti, bir aile devleti inşa etmektir. Ve de Türkiye'de yapmış oldukları koltuklarınızı kirletmemişseniz, arkanızda ayıplı işler yapmamışsanız hesap vermekten korkmazsınız. Ve bugün gördüğümüz kadarıyla bunlar iktidarlarını terk etmek istemiyorlar. İkinci hususa gelince gaz bulduk dediler. Karadeniz'de büyük bir gaz bulduk. Ondan önce Trakya'da gaz bulmuşlardı. Ondan önce Güneydoğu Anadolu'da petrol bulmuşlardı, gaz bulmuşlardı. Bunlarla Türkiye'nin gündemini yine aynı şekilde değiştirmek ve kendilerine oyları konsolide etmek noktasında çalışma yaptılar. Üçüncü olarak da yapmak istedi uzaya gidiyoruz dediler. Uzaya gidiyoruz. En son uzaya gideceğiz. İşte astronot göndereceğiz. Uzaya gideceğiz. Türkiye'de açlık diz boyu, yoksulluk diz boyu, fakirlik diz boyu. Biraz önce sayın bakanların ve ekonomistlerin söylemiş olduğu gibi 11 milyon kişi işsiz. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon kişi emekli. 10 milyon kişi emekli. Emekli maaşları da bir noktada affedersiniz çok çok yaşam standartlarının çok çok altında, enflasyon %40'lara, 45'lere bulmuş vaziyette. Böyle bir ortamda gündemi değiştirmek için bu sefer de uzaya gidiyoruz dediler. Ondan önce de anayasayı değiştirmek gibi bir şey. Anayasa bir kere, bu anayasa, mevcut anayasa darbecilerin yapmış olduğu bir anayasa gibi gözüküyor. Ama değil, 1982 anayasasından itibaren bugüne kadar çok değiştirildi. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son 19 yıl içerisinde 3 defa değiştirildi. 2004'te değiştirildi, 2007'de değiştirildi, 2010'da değiştirildi, bir de 2017'de değişti. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle beraber, değiştirildi. Yanılmıyorsam eğer 60'a yakın maddesi değiştirilmiş oldu. Yani bu anayasa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasası haline dönüştü. Şimdi kendi anayasalarını değiştirmek istiyor. Biraz önce çok güzel bir şekilde söyledi, yanılmıyorsam Sayın Bila. Şunu söyledi, niye kendileri 2010 yılında yeni bir anayasa yapmadılar da sadece 26 maddeyi gündeme getirdiler? Veya 2017 yılında yeni bir anayasa yapmak istemediler de neden sadece Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle belli başlı anayasa? Bakın bu anayasayla beraber yapmak istedikleri şudur efendim. Bir, gündemi değiştirmektir. İkincisi Türkiye'de yeniden iktidar olmaktır. Yeniden iktidarlarını kaybetmemektir. Yani Cumhur İttifakı'nı yaşatmaktır. Ve Türkiye'de iki partili bir hayatla demokrasi inşa neredeyse onu yapacaklar. Muhalefetin olmadığı, sadece MHP ve AK Parti'nin olduğu bir şey istiyorlar. Demokrasi anlayışı, siyasi partiler yasası gibi böyle zımnen mefhumu muhalefetinden bunu yapmak. Esas üçüncüsü de şu, bakın otoriterleşmeye doğru gidiyoruz Türkiye'de. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra demokrasinin alanının genişlemesi lazımken demokrasinin alanını daralttılar Türkiye'de. Ve artık bakın ifade hürriyeti çok ciddi şekilde kısıtlandı. Medya 10 milyon saniye bölü TL, 10 milyon saniye bölü TL kamu sektörü, kamu reklam vermiş 2020 yılında. 10 milyon saniye nokta bölü TL olarak bu 10 milyon saniyenin bir saniyesi bile Halk TV'ye gelmemiş. Bir saniyesi bile Fox'a gelmemiş.
bir saniyesi bile Tele1'e gelmemiş, bir saniyesi bile TV5'e gelmemiş, bir saniyesi bile Yeni Çağ TV'ye gelmemiş. Hep muhalefetin hiçbirine bir saniye diyorum bakın, bir saniye bölü TL gelmemiş ama 10 milyon saniyenin tamamı yandaş medyaya gelmiş, iktidarı destekleyen bunlara gelmiş. Üçüncü olarak yapmak istedikleri şu efendim. Üçüncü, daha otoriter bir yapıya doğru Türkiye'ye evirmek. Mesela hakimler ve savcılar yüksek kurulu kanunu var Türkiye'de. HSYK var. Şimdi HSYK seçimleri geliyor meclise. Hakimler savcılar kurulu oldu, HSYK oldu. Yok, işte HSYK var. Hı hı. HSYK'nın hakimler ve savcılar kurulu. O daha önce yüksek kuruluydu. HSYK oldu son hı. 2017'deki referandumla evet, beraber. Evet. Aynı fark etmiyor. Bu buranın, bakın üyeleri değişecek efendim. Bu üyelerin değişiminde meclisteki üçte ikilik salt çoğunluk isteniyor. AK Parti bunu yapabiliyor mu, sağlayabiliyor mu? Cumhur İttifakı yapamıyor. Kime ihtiyacı var? HDP'ye ihtiyacı var, İYİ Parti'ye ihtiyacı var, bunlara CHP'ye ihtiyacı var. Peki bunu yapamazsa ne olur? Bakın Türkiye'de Hakimler ve Savcılar Kurulu hakikaten objektif, tarafsız, insanlardan müteşekkil hale gelirse... Bakın Türkiye'de, inanın Türkiye'de hiçbir hakim ve savcı baskı altında kalmaz. Yeni o anayasayla nedenle, neyi tasarlıyorlar? Yeni yani? Anayasayla yapamadıkları, daha önce de açık bıraktıkları, yarım bıraktıkları, kendilerinin yetkileri. Siz biraz önce şunu söylediniz. Efendim ne yapamıyorlar ki bunlar? Evet, evet çok şeyler yapıyorlar. Doğru ama yapamadıkları da var bakın. Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndu. 3'te 2 ile atacaklar. Ama başka Yargıtay, Anayasa Mahkemesi üyesini nasıl atıyorlar? Sistemi ya da rejimi değiştirmek yapamadıkları bir şey. Yapamadıklarını şimdi bir noktada Sayın Erdoğan geçen gün ağzından çıkarttı zaten. Mevlana ne diyor? Destin içinde ne varsa dışına o sızar diyor. Ne diyordu Sayın Erdoğan? Benim yetkilerimden, yetkilerim az, daha da büyütmem lazım bu yetkileri diyerek geçenlerde bir demeç verdi. Bu bir noktada tanrılaşma demek, yarı tanrılaşma demek. Ben tanrılaşma istiyorum, tırnak içinde söylüyorum bunu. Ben bunu istiyorum mesajı vermek istiyor. Ve Türkiye'de muhalefet çok uyanık olmalıdır. Bunu yaparken yap kardeşim anayasanı, getir ama ben bugün gündemi konuşurum. Ben yoksulluğu konuşurum, ben lokantaları konuşurum, ben işsizliği konuşurum. Ben Türkiye'de basına yapılan baskıları konuşurum. Çifte standardı konuşurum. Yandaş medyaya başka, muhalefet medyaya veya hakikati söylemek isteyen medyaya başka. Üniversitelerde atadığın rektörleri konuşurum. Atamış olduğun rektörlerin yapmış olduğu eş, dost, ahbap, akraba kayırmacılığını konuşurum. Bakın üniversitelere öğretim elemanları alımlarında büyük problemler var. Biraz önce sözüm yarım kaldı. Türkiye'de her dönem iktidarlar bazı kurumları arka bahçesi yapmak isterler. Adalet ve Kalkınma Partisi veya koalisyon hükümeti dört şeyi arka bahçesi yapmak istiyor. Üniversiteleri arka bahçesi yapmak istiyor. Atadığı rektörlerle, aldığı öğretim elemanlarıyla beraber. Bakın eskiden bir kişi alınırken dört kişi mülakata çağrılıyordu. En yüksek puan alan. Şimdi 20 kişi mülakata çağrılıyor. İki kişi alıyorsanız 40 kişi mutlaka kendilerine uygun, kendilerine liyakat ve ehliyeti olmayan, burada sadakat aradıkları, biat edebilecekleri veya kendi kafalarına göre oluşturabilecekleri bir bagajı hakim kılabilecekleri insanları buraya getirmek. İki, yargıyı arka bahçesi yapmak istiyorlar. İşte benim olayımda gördük. Bakın savcı neler söylüyor. Hakim ne yapmak istiyor? Arzıya göndermek istiyor. Hemen devreye giriyorlar, müdahale ediyorlar oradan ve kendileri ne yapıyorlar? Beraat tahliyelerini sağlıyorlar. Bu adamlar beni öldüreceklerdi Ankara'nın göbeğinde. İki tweet atanlar hala 3-4 aydır içeride. Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemlere katılan, meşru anayasal gösterilere, protestolara katılan öğrenciler hala içerideler. Daha önce birkaç tane Twitter fenomeni bir şeyler paylaştı diye 4 ay, 5 ay, 6 ay hatta çeşitli iftiralarla FETÖ yaftalarıyla içeride kaldılar. Beni öldürmeye gelenler örgütlü geliyorlar 5 kişiler. Aslında 8 kişiler. Arkalarında kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Niçin bana bunlar yapıldığını ben onları da biliyorum. O yaptırtanlar da biliyorlar. Bakın böyle bir ortamda şimdi bu insanlar sahliye ediliyorlar. Yargıyı arka bahçesi. Peki üçüncü neyi arka bahçesi yapmak istiyorlar? Medyayı arka bahçeleri yapmak istiyorlar. Dördüncü olarak da bürokrasiyi, üst bürokrasiyi arka bahçeleri yaparak Türkiye'de kendi kafalarına göre demokrasi bizim için ara bir duraktır dedikleri bir kişi devletine, yani bir aile devletine doğru. Mı, emirlik mi? Yani ne bunu ben bilemem. Bunları? Bunu ben bilemem ama ben bunu daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerine, kendim AK Parti milletvekiliyken MHP milletvekillerine de gittim. Burada bu insanların cumhuriyetle problemleri var. Bu insanların laiklikle problemleri var. Hatta İsmail Kahraman Bey laiklik olmamalıdır dediği zaman meclis başkanı, ben bir yazı yazarak laiklik dini din düşmanlarından korumak için, aynı zamanda laiklik dini din ismarcılarından korumak için çok çok elzemdir. Aksi takdirde eğer laiklik olmazsa
İslam'ı her cemaat kendine göre yorumlamaktadır. Bugün devletlerin yorumladığı gibi, tarikatların yorumladığı gibi başka başka cemaatler, işte Fethullah Gülen başka yorumlayabilir. Orada Selefi akım başka yorumlayabilir. Kimisi gelir size bir başörtüsü giydirmek ister, kimisi gelir size şarşaf giydirmek ister, kimi sakal bıraktırmak ister, kimisi herkesin bir İslam anlayışı şeklinde tecelli eder. Ve burada da biz aynen Irak'ta olduğu gibi bir kardeş kavgasına, bir mezhep kavgasına doğru götürülürüz. O nedenle laiklik çok çok önemlidir ama Jacoben bir laikliğe karşı değilim diyerek bir yazı yazdım ve Sayın İsmail Kahraman'la da karşılıklı oturduk. Tartıştık, o zamanlar söylemiştik ve yine bir yazı yazdım. Bakın son söyleyeyim ben bunu. Bunu milletvekiliyken ve de 2018 yılının sonlarına doğruydu. Ve şunu yazdım ben. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişirken, 2017 özür dilerim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişirken anladım Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber bir sistem değişikliğiyle birlikte bir bagaj var. Bu bagajın hayata geçirilmesi isteniyor. Bununla ilgili de şunu yazdım. Bakın tek adamlık kötüdür. Tek adamlık iyi olsaydı Libya'da iyi olurdu. Tek adamlık iyi olsaydı Arabistan'da iyi olurdu. Tek adamlık iyi olsaydı Almanya Hitler döneminde iyi olurdu. Mussolini döneminde iyi olurdu. Tek adamlık iyi olsaydı Irak'ta Saddam döneminde olurdu. Tek adamlık kötüdür. Demokrasi iyidir. Çoğunluk yerine çoğulculuk iyidir diyerek oturdum yazı yazdım. Bunu yazabilmek çok zordur. Öyle İktidar Partisi'nde bunu yazacaksınız. Kürsüye çıkıp konuşacaksınız. Meclis başkanıyla tartışacaksınız. Bunlar çok zor şeylerdir. O nedenle bu oyuna gelmeyelim. Bu şikara takılmayalım, bu ava takılmayalım. Esasları konuşalım. Bunları MHP ile AK Parti'yi kendileriyle baş başa bırakalım. Daha önce bize bayramlaşmada bile randevu vermeyenler, bakın bayramlaşmada parlamenter sistemi anlatalım diyerek kendilerinden randevu istiyor. Seçime girmekte olan 16 parti var Türkiye'de. Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'den istiyoruz, vermiyorlar. Şimdi geçmişte 60 maddeyi hatırlarsanız geçirmişlerdi. Onlar da çok çetrefilli maddeler değildi. 4 parti yapmıştı. Hangi parti? HDP, MHP, AK Parti ve CHP yapmıştı. Şimdi MHP, HDP kapatılsın. Şeytani bir partidir. Burası terör partisidir diyor. Gelecek Partisi'ni de ve İyi Parti'yi de yardım ve yataklıktan, teröre yardım ve yataklıktan yargılanmalıdır diyor. Sonra kalkıp anayasa değiştireceğiz. Kiminle yapacaksınız? Çoğunluğu sağladığınız dönemde yapmadığınızda şimdi çoğunluk elinizde olmadığı zaman yapmak istiyorsunuz. Bir, bagajları var, planları var. O planlara gelmemek lazım. İkinci olarak da gündemi değiştirmek istiyorlar. Peki. Bu da aynı şekilde planları. Bu planlara da gelmemek, oyunlara gelmemek lazım. Sayın Bakanım. Evet, şimdi bir anayasa değişikliği lafını ortaya attı Sayın Cumhurbaşkanı. Arkasından Cumhur İttifakı'nın bir üyesi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi. Ve daha sonra da biliyorsunuz bir taraftan grup başkan vekili, diğer taraftan Adalet Bakanı da biraz ipucu gösteren açıklamalar yaptı. Bunlardan bir sonuca varmaya çalışıyoruz ama şu ana kadar yapılan açıklamalarda nasıl bir anayasa istedikleriyle ilgili henüz net bir tablo yoktur. Halbuki bir anayasa değişikliği yapmak isteyen parti veya meclis grubu önce bu anayasada şu 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 yanlışlar var. Şunlar eksiktir. Bunları düzeltelim ve birlikte bir anayasa yapalım demesi lazım. Birlikte yapacağız diye en sonunda söyledi ama birlikte neyi yapacağımızla ilgili Sayın Hükümet'in ağzından tek bir cümle çıkmadı. Sayın Bahçeli'ye göre Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini güçlendirecek bir anayasa değişikliği olabilir dedi. Baş başa görüşmelerinde de bunu konuştular galiba. Ama özellikle Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama ve Grup Başkan Vekili'nin yapmış olduğu açıklama, biri kuruluş anayasası diyor, öbürü 1921 anayasasına atıfta bulunuyor. Bunu da söyler söylemez hemen hepimiz daha doğrusu bir tarafından bakmak suretiyle tartışıyoruz bunu. Bir kere 21 anayasası bugün için bir model olarak alınıp da düzenleme yapılamaz. Neden yapılamaz? Çünkü 21 anayasası, 1921 anayasası her şeyden önce bir anayasa sayılır mı sayılmaz mı? O bile tartışılıyor. Daha cumhuriyet ilan edilmemiş, Kurtuluş Savaşı yapılıyor ve bu Kurtuluş Savaşı esnasında Ankara hükümetinin kurumsallaşması gerekiyor ve pratik bir çözüm olarak meclise dayalı bir hükümet ve
meclisin tek güç, tek egemen olduğu bir yapı ortaya çıkıyor ve bu Kurtuluş Savaşı'nı yapıyor. Ve 1921 Anayasası denilen metnin de adı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'dur. Yani Teşkilat Kanunu. Ana Teşkilat Kanunu demektir. Halbuki eski Osmanlıca'da da anayasaya Teşkilat-ı Esasiye Kanunu denmez. Kanuni esasi denir. Ana kanun, anayasa yani. Dolayısıyla anayasa anlamına da gelmiyor. Birincisi bu. İkincisi, önemli hukukçuların ifadeleri var. Mesela anayasa hukukuyla ilgili meşhurdur. Meşhur merhum Bülent Tanör. Aslında diyor, bu dönemde 1921-23 arasında diyor, anayasa fonksiyonu icra eden tek bir metin yoktu diyor. Çünkü 21 Anayasası sadece teşkilattan bahsediyor. Birçok şey yok bunda. Ne yok mesela? 1921 Anayasası'nın Türkiye'nin geleceği için hayati önem taşıyan ana unsur olan kuvvetler ayrılığı yok. Meclis tek güç. O zaman öyle oluşturulmuş. Pratik bir çözüm olarak. Meclisin denetim yetkileri, yargı erki, yargı bağımsızlığı, yargı kurumları yok anayasada. Hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemeler yok. Halbuki bütün dünya anayasalarının özü vatandaşların haklarını devlete karşı korumak için düzenlenir. Hatta teşkilatla ilgili hükümler bile vatandaşın hakkını, hukukunu devlete karşı nasıl koruruz sorusunun cevabını bulmak için oluşturulmuştur. Özgürlükler yok. Vatandaşlık, kamu hakları, seçme, seçilme hakkı, vergi, bütçe, iktisadi ve mali hükümler hiçbiri yok. Şimdi bunların hiç olmadığı yeni bir anayasa mı yapacağız? 21 Anayasası'nda vurgu yapıyorsunuz. Üstelik de dediğim gibi, Tanör'ün de ifade ettiği gibi sayın, o dönemde iki anayasa var gibi. Biri İşte bu Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, bir de Osmanlı'nın o anayasa metni, Kanuni Esasi, Kanuni Esasi denilen Osmanlı Anayasası. Bu 21-23 döneminde ikisi birden uygulanabilir olmuş. Şimdi iş bu kadar karışık olunca bana kalırsa acaba ilk dört maddeyi mi değiştirecekler, bir kafalarında bir şey mi var diye hiç düşünmeye gerek yoktur. Niye düşünmeye gerek yok biliyor musunuz? Bu işe bu burnunu sokarsa batar. Neden batar? Zaten Ali Babacan aslında güzel ifade etmiş de söylediği şeyi çarpıtılarak ifade edilmiş. Şu ortamda zaten hükümet toplumu öylesine germiş, öylesine germiş ki anayasalar bir mutabakat metinleridir. Toplumu, insanları ayrıştıracaksın, gereceksin ve bu gerginliğin üzerine en büyük bombayı patlatacaksın. Bunu deneyen altında kalır. Diyor HDP'yi mi memnun edecekti acaba? O zaman yanındaki MHP'yi uzaklaştırır kendinden. Netice alabilir mi? Alamaz. MHP'nin taleplerini mi kabul edecek? O zaman yeni bir şey elde edemez. Zaten MHP şeyi Cumhur İttifakı'nın içerisinde. Yani çözümü yok bu işin. Bir tek şunu hesaplıyor. Yani ona katılıyorum. Fikret Bey de aynısını söyledi. Selçuk Bey de aynısını söyledi. Burada gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanı'nın uykularını kaçıran bir şey var. Uyuyamıyor. Uykuları kaçıyor. Neden dolayı kaçıyor? Anket üstüne anket yaptırıyor. Gece gündüz anket yaptırıyor. Tekrar tekrar yaptırıyor. Yaptırdığı bütün anketlerde kaybediyor seçimleri. Seçilemiyor bir türlü. Onun için acaba bir manevra alanı oluşturabilir miyim? Oy artışı sağlayabilir miyim? Diye çaba harcıyor. Deminden beri neyi konuştuk? Acaba HDP'den biraz oyabilir mi? Veya öbür taraftan oy alabilir mi? Hangi tarafa yönelik olarak hamle yaparsa yapsın,
ilk dört maddeyle uğraştığı takdirde kendisine oy veren katı seçmenin yarısının oyunu kaybeder. Öbürlerinden alacaklarını, kaybedeceklerini bir tarafa bırakıyorum. Kendi öz seçmeninin yarısını kaybeder. Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü tartışmaya açarsa mesela. Evet. E şimdi böyle bir noktada bunu tartmadan, onun için telaffuz etmiyor. Dikkat ederseniz ser veriyor, sır vermiyor. Taslak bu anayasada neyi değiştireceğiyle ilgili bir şey söylemiyor. Ama kilitlendiği tek bir nokta var. Ne yaparım da seçimi lehime dönüştürürüm. Anayasadan bir şey çıkar mı? Yani bu anayasa işinden bir ekmek çıkar mı? Bunu test ediyor. Bir anlamda bazıları acaba gündem mi değiştiriyor? Vatandaşın bunca derdi varken anayasa tartışıyor. Ortada olmayan bir anayasa tartışıyoruz üstelik. Ama test eder zaman zaman. Evet. Bir yerlerden bir şey çıkarabilir miyim diye, bir avantaj çıkarabilir miyim diye test ediyor. O bu anayasa değişikliğini test için sunmuştur. Ama kamuoyunda çok yoğun tartışılıyor. Bu tartışmalardan izliyordur. Yol haritası çıkarmaya çalışacak. Bir yol haritası belirlemek için çaba harcayacak. Ama hiçbir yol bulamayacaktır. Bulamayacağı için de ortada kalacaktır diye düşünüyorum ben. Niye bulamayacaktır? Asıl sorunu seçimi koturacak bir şeyin ortaya çıkmasıdır. Bunu da şöyle değerlendirebilir. Acaba daha fazla otoriterleşsem, piyasayı ve tüm kamuyu daha fazla zapturapt altına alsam, muhalefeti daha fazla sustursam, tabii öyle düşünüyor. Beni masum konularda bile eleştirenleri mahkemelere ihtiyaç olmadan doğrudan doğruya yayından çıkarken içeri attırsam, buna benzer değişiklikler yapsam. Kimi tarif yapsam, ediyorsunuz? Seni, kendimi tarif ediyorum. Yani bu işi çözebilir miyim? Tarifler. Kimse aleyhime konuşamadığı zaman veya karşıma çıkacak bilmem rakip adayı adaylığı ilan edildikten sonra mahkemeye falan gerek görmeden hapse tıktırabilir miyim? Bunları hesaplıyor olabilir. Bunun dünyada örnekleri de var biliyorsun. Mısır'da Sisi bütün rakiplerini içeri attı. Seçimi kazandı. Seçmenin %80'i oy vermedi, %20'sinin oyla seçildi gitti. Belarus'ta benzer bir şey oldu. Bütün rakiplerini içeri attı. Gürcistan'da oldu. Gürcistan'da oldu. Örnekleri de var. O örnekler de tahrik ediyor olabilir. Ama işi oraya getirmek kalkarsa bu sefer gırtlağına kadar bataklığa saplanır deriz ya. Daha fazla saplanır. Buradan hiç çıkamaz. Kıpırdadıkça batar. Çözümü yok. Yani ben hiçbir çözüm görmüyorum kendisi açısından. Biraz demokratikleşse acaba sonuç alabilir mi? Ona gönlü hiç razı değil. Razı olmadığı gibi üstelik de hukuk devletinin işlediği ve bildiğimiz çağdaş anlamda bir devlet düzeninin olduğu ortamda yıllardır bunca hukuk ihlali yapmış, anayasanın bile sınırlarını aşmış birinin AYM'yi dinlememiş, AYM'yi dinlememiş. Evet. Şehit rahat değil, konumu rahat değil, onu yapamaz. O tarafa geçemez. Geçeceği taraf biraz daha otoriterleşme olabilir. Mesela rahatsız olduğu bütün odaların şeylerini kendisinin atamasını sağlayacak bir düzenleme koyabilir mi? Otoriterleşme derken onu kastediyorum. Meclisi daha kontrollü, yargıyı daha kontrollü hale getirebilir mi? Siz faşizmi tarif ediyorsunuz Sayın Bakan. Tek bir iradeyle. Evet daha otoriterleşme dediğimiz faşizmdir ne olabilir? Faşizmdir bu yani daha fazla. Bak, ne olacak? Ben 16 Nisan 2017 anayasa değişikliğiyle de şunu söyledim. Öyle bir değişiklik yapıldı ki rejimin nereye evrileceğini şu an kestiremeyiz dedim. Sayın yani Bakan, daha mı otoriter bir rejim olur? Yoksa bu değişiklikten sonra demokrasi faşizme mi kayar veya hatta mafya devletine mi kayar kimse kestiremez. Burada bir virgül koyun. Evet. Sayın Bilal siz de ayrılmayın. İkisine birden sizden cevap isteyeceğim. Çok kısa bir aramız var.
Ve çok önemli şeyler söyledi Sayın Abdülhatif Şener gerçekten. Sayın Özdağ da bagajdan bahsetti. İkisine birden sizden bir yanıt isteyeceğim ama az sonra.